Herkese merhaba. Bugün belediyelerin SGK borçları ile ilgili bir değerlendirme yapacağım. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyeler SGK borçlarının üzerinden yeni bir algı peşindeler. Özellikle işte CHP'liler çalıştırılmıyor, çalıştırılmak istenmiyor diyorlar. Ama 5 yıldır belediye başkanlığı yapmış olan İstanbul ve Ankara Belediye Başkanı, efendim Adana Belediye Başkanı ciddi anlamda borçları var ama bunun üzerinden farklı bir algı peşindeler. Yani herkes diyor ki bu borçların ödenmesi lazım. Ve diğer taraftan EYT meselesi var ki EYT'nin geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin Genel Başkan Vekili Eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ne dedi? EYT'nin bu ülkeye 300 milyar dolar maliyeti var dedi. Çok ciddi bir rakam. Biz bu yükün altına girdik. 4.850.000 kişi emekli oluyor. Ve ortalama emekli yaşımız 48 oldu. Ya düşünebiliyor musunuz? 48 yaşında artık ortalama ömür de uzadı. 80 yıl, 90 yıl yaşayanlar var. Allah herkese uzun ömür versin ama sağlıklısını versin. Yani 48 yaşında emekli olacaksınız. 42 yaşında emekli olanlar da var. 41 yaşında emekli olanlar da var. İnsanlar diyor ki 15 yıl çalıştım, 20 yıl çalıştım artık çalışmayayım diyorlar. Ondan sonra 60 yıl maaş alacaklar. Oh ne güzel, böyle bir dünya var mı yani? Ayrıca şöyle bir durum da var. Allah insanı çalışmak üzere yaratmış. Eğer herhangi bir iş yapmadığınız zaman, çalışmadığınız zaman bu bünye belli ölçüde çürüyor. Bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Böyle bir gerçeklik de var. Yani belediyelerin borcu 96 milyar lira ve bunun da işte tasarruftan beklenen bu kamunun tasarruflarıyla birlikte Mehmet Şimşek'in belirlediği şeyde 100 milyar civarında bir şey. Yani o da ciddi anlamda bir sıkıntı oluşturuyor ve mesela Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısından yapmış olduğu şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine Maliye Bakanlığımız bu borçların tahsiline başlayacaktır. SGK ödemelerini bile yapmadan al geçin 100 milyonlar harcıyorlar. Şimdi ne yapacaklar merak ediyorum şeklinde konuşmuştu. Dolayısıyla SGK ödemenizi bile yapmadan işte 100 milyonları algıya harcarsanız, bir Tarkan konserine 28 milyon verirsiniz, yazık günah yani. Değil mi? Bugün İzmir Belediye Başkanı da Tunç Soner Tarkan konserine 28 milyon vermişti. Bugün vermedi. Bundan bir yıldan daha uzun bir süre önce verdiler ve hiç kimse bunlara bir şey vermedi. İzmir bok götürüyor. Yani İzmir'de konakta falan insanlar diyorlar ki artık buradan bir deniz havası alırdık akşam üzeri falan. Şimdi kokudan gitmek istemiyoruz, nefes alamıyoruz diyorlar. Ama orada yaşamayı tercih ediyorlar. Yaşamak zorundalar. Yani ona da yapacak bir şey yok. Tercih ettikleri yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları, adayları. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından demişti ki belediyelerin SGK'ya olan prim borçları ile ilgili bir takım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP'li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcu 96 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bu borçların %67.7'si tek başına CHP'li belediyelere ait. SGK'ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5 milyar 751 milyon TL'dir. Belediyeye 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 milyon TL iken bugün itibariyle 25.5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla seçim oldu diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz, emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil, veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor. İşte en borçlu 5 belediye diyerekten Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 700 milyon,
İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 300 milyon, İzmir'in 28 milyon konsere verip işte SGK primlerini ödememesi enteresan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 300 milyon, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar ve Şişli Belediyesi 1 milyar 800 milyon. Yani Şişli'de Şişli'ymiş yani. Enteresan değil mi yani? 1 milyar 800 Şişli gibi bir yer. Siz ne yaptınız bu paraları? Oradan oluşan rantları, gayrimenkul rantları falan en çok olan yerlerden birisi. Birçok bir şeyler dönüyor. Döndü geçmişte de. Bunları biliyoruz. Ama belediyeler SGK primlerini, işçilerin primlerini ödememeyi tercih ediyorlar. Bu doğru bir şey değil. Özgür Özel demiş ki, bizi çalıştırmamaya çalışıyorlar. Araçlarımızı bağlatacak, belediyelerimiz çöp toplayamayacak hale getireceklermiş. Ellerimle toplar, yine namerde muhtaç etmem bu milleti. Bizi hafife almasın, pandemi döneminde yaptıklarımızı unutmasınlar. Tarih önünde bir kez daha mahcup olurlar demiş. Yani mahcup etsinler birilerini ama işlerini yapsınlar, vergilerini ödesinler, SGK primlerini ödesinler ki 40 yaşında emekli olan, efendim 45 yaşında emekli olan EYT'li vatandaşlarımız da emekli maaşlarını alabilsinler. Bu kadar basit. Devlet bu primleri toplamak zorunda, vergiler toplamak zorunda ki hizmet üretebilsin. Bugün bir belediye su faturanızı ödemediğiniz zaman ikinci aya kalmadan geliyor suyunuzu kesiyor değil mi? Doğalgazınızı kesiyorlar. Yani böyle olduğu zaman bir şey söylemiyorsunuz da diğer konularda niye bir şey söylüyorsunuz? Yani bunlara bakınca insan biraz akıl ve izan versin diyor. Vergi vermezseniz devlet güvenlik hizmetlerini sunamaz. Sağlık hizmetleri paralı olan var, paralı olmayanlar var ama bunun da bir şekilde yapılması gerekiyor. Diğer taraftan işte emlak vergisi, az önce çevre vergisi dedik, diğer vergilerinde toplanıp belediye hizmetlerinin doğru bir şekilde yapılması lazım. Siz topladığınız vergileri vatandaşa hizmet sunmak yerine gidip konser ve algı için kaynak oluşturacak şekilde kullanırsanız bu doğru değil. Vatandaş buna tepki gösterir. Ha, bazıları diyebilir ki bu kadar borca rağmen millet bunları seçti. Tamam, buna bir itirazımız yok. Millet seçti. Ona da saygımız var. Biz hizmet yok diyorduk Ankara'da ama 30 puan fark oluştu. Bunun çeşitli sebepleri var. Bunları konuştuk. Yine konuşabiliriz. Bir önceki seçimde Ankara'da gösterilen aday Sayın Özaseki İstanbul'un kaybedilmesini sağladı. Bu seçimde de AK Parti açısından söylüyorum. Bu seçimde de Ankara'da gösterilen aday Turgut Altınok anketlerde çıkıyordu falan. Ancak bir takım başka sıkıntıların olabilme ihtimali vardı. Sahada kendisini çok aktif bir şekilde göstermiyordu. Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki Ankara'da gösterilen Turgut Altınok tüm Türkiye'nin kaybedilmesini sağladı AK Parti'ye. Bu iş bu kadar basit. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selam, saygı ve sevgiler sunuyorum efendim. Hoşçakalın.